Evet, tekrar birlikteyiz değerli izleyenler. Haber analiz bölümüyle devam ediyoruz. Az önce de belirttiğimiz gibi 25 Haziran'da yani önümüzdeki pazartesi günü inşallah bu seneki yaz Kur'an kursları başlayacak ve biz de bu konuyu Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sayın Kadir Dinç ile değerlendireceğiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi bu pazartesi başlayacak inşallah kurslar dedik. Diyanet çok titiz bir çalışma yürütüyor. İşte haftalar öncesinden bu konuda bir takım çalışmalar yürütüldüğüne dair haberler çıkmıştı. Ki bir slogan bile belirlendi mesela. Çocuk sesi, camide çocuk sesi vatanımın neşesi başlığıyla. Yaz Kur'an kursları neden bu kadar önemli? Diyanet neden bu kadar bu kurslara önem veriyor? Çok teşekkür ederim. Öncelikle ekranları başında bizleri izleyen, Diyanet TV'mizi takip eden bütün kardeşlerimizi sözlerimin başında saygıyla selamlıyorum. Diyanet İşleri Başkanlığımızın yoğun bir eğitim faaliyeti var. Bu eğitim faaliyetleri içerisinde doğrudan vatandaşlarımıza yönelik gerçekleştirdiğimiz din eğitimiyle ilgili yaygın din eğitimi faaliyetlerimiz bir yoğunluk oluşturuyor. Yaygın din eğitimi faaliyetlerimiz içerisinde de üzerinde en çok durduğumuz, hassasiyet gösterdiğimiz ve başkanlık olarak aziz milletimize bir borç olarak gördüğümüz, hizmet borcu olarak gördüğümüz, hem geleceğimiz adına, istikbalimiz adına hem de yetişmiş neslin yetişen nesle karşı bir emanetini aktarmak üzere en önemli hizmetlerimizden birisini yaz Kur'an kurslarımız oluşturuyor. Evet. Elbette Kur'an kursu hizmetlerimiz yıl boyu devam ediyor. Çocuklarımız, öğrencilerimiz sezon içerisinde yaz tatili dönemi dışında yoğun bir örgün eğitim faaliyeti içerisinde bulunuyorlar. Örgün eğitimin tatile girdiği dönemde, yaz aylarında bütün camilerimizde, bütün Kur'an kurslarımızda, bütün din görevlisi, din gönüllüsü kardeşlerimizle birlikte vatanımızın o güzide yavrularına, evlatlarına Kur'an kursu hizmetlerini bir tatil havası içerisinde dinimizin yükümlülüklerini, dini eğitimi aktarma adına üzerinde ısrarlı ve ciddi bir biçimde durduğumuz bir eğitim faaliyetimizi oluşturuyor yaz Kur'an kursları. Evet. Çünkü Fatih Bey, şöyle bir durum var. Yaz Kur'an kurslarını bir defa bütün başta velilerimiz olmak üzere bu hizmette görev alan bütün kardeşlerimizin, resmi olarak görev yapan din görevlisi kardeşlerimiz, Kur'an kursu öğreticilerimiz başta olmak üzere yaz Kur'an kursları sebebiyle görevlendirdiğimiz müftülüklerimiz tarafından bu işi yapabilecek liyakatte görülen İmam Hatip tahsili almış kardeşlerimizin de görevlendirildiği bu eğitim faaliyetini bir doğrusu fırsat olarak görmek gerekiyor. Evet. Burada örgün eğitimdeki bir sıkılığın ötesinde yaygın din eğitimi serbestliğine dayalı bir eğitim etkinliği yürütülüyor. Ve belki de sadece yaz Kur'an kursunda aldığı dini eğitim, dini terbiye ile birlikte bir ömür boyu dini hayatını şekillendirecek bir karşımızda Allah'ın kulu olarak görmek gerekiyor. Kesinlikle. 41 yaşındayım, özür dilerim sözünüzü evet. Kestim. 41 yaşındayım. Çocuklukta gittiğim Kur'an kursunda öğrendiğim sureler hala hafızamda. Bunlar pek çoktur. Bu şekilde sizin aktardığınız teşekkür ediyorum tarzda hatıralarını, çocukluk yıllarının en güzel hatıralarının yaz Kur'an kurslarında, camilerde, o mahallemizin adanmış insanı, dini mübini İslam'a kendini adamış, bu memleketin çocuklarının yetişmesine kendini adamış,
din gönüllüsü kardeşlerimizin fedakarlığını elbette bir tarafa bırakamayız. Evet. Bu sebeple biz siz de programın başında izah ettiğiniz üzere bir yaz Kur'an kursları talimatı oluşturuyoruz her yıl. Evet. Bütün il müftülüklerimize, ilçe müftülüklerimize gönderiyoruz. Sağ olsunlar. Her bir il müftümüz, ilçe müftümüz adeta bu yavrularımızı, bu çocuklarımızı bir emanet olarak görüp, emanet şuuru içerisinde kol kanat gererek, kucak açarak bütün camilerimizde yaz aylarında, tatil dönemlerinde bu çocuklarımızı misafir ediyoruz. Evet. Her yıl belli bir şiarla, belli bir davet cümlesiyle, çağrı cümlesiyle biz yaz Kur'an kurslarımızı başlatıyoruz. Bu sene çok anlamlı. Bu sene camide çocuk sesi, vatanımın neşesi evet. sloganıyla başlattık. Yani bir vatan sevgisi de aynı vatan, zamanda. Vatan mutlaka programlarımızın içerisinde var bu. Peki neden böyle bir camide çocuk sesi, vatanımın neşesi çağrısıyla bu yılki yaz Kur'an kurslarımızı başlatmış oluyoruz? Evet. Hatırlayın yakın bir tarihte ülke olarak acı bir badireyi elhamdülillah milletimizin feraseti, sağ duyusuyla, devlet büyüklerimizin liderliğiyle atlattık. Evet. Cenab-ı Hak tekrarından muhafaza eylesin. Amin. Eğer biz bu yaz Kur'an kursları vesilesiyle camilerimizde, Kur'an kurslarımızda, okullarımızda vatan sevgisinin ne demek olduğunu, dinin vatanla birlikte aslında bir değer ifade ettiğini, dini sembollerin ne demek olduğunu, Allah'a kul olmanın ne demek olduğunu, Allah'a kulluğun değerini yavrularımıza aktarmak, aşılamak durumundayız. Ne kadar güzel. Aksi takdirde 15 Temmuz'da yaşadığımız o hain darbe girişimi bizim bu anlamda daha fazla tedbir almamızı zorunlu kılmıştır. Milletin evlatlarının nasıl tarumar edildiğini, zihinlerinin nasıl işgal edildiğini, dini duygularının nasıl istismar edildiğini hep birlikte müşahede ettik. Evet. O zaman Diyanet İşleri Başkanlığı gibi bir millet kuruluşunun, güzide bir teşkilatın varlık sebebi bellidir. Yasalarla Diyanet İşleri Başkanlığımıza verilmiş görev bellidir. Toplumu din konusunda aydınlatma görevi bizim asli görevimizdir. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bize verilen bu görevi milletimizin bir emaneti olarak en güzel şekilde nasıl yerine getirebiliriz? Hep birlikte, başta Sayın Başkanımız olmak üzere bütün birimlerimizle beraber eğitim faaliyetlerimiz, din hizmetleri faaliyetlerimiz, dini yayınlar, bütün işin maddi boyutundan, maddi imarından manevi imarına varıncaya kadar bütün yönleriyle toplumumuzun her bir ferdini kucaklayacak hizmet politikalarını üretme gayreti içerisindeyiz. Evet. Yaz Kur'an kurslarımızın planlanması, programlanması, içeriklendirilmesi, materyallerinin hazırlanması, buralarda görev alacak kardeşlerimizin eğitimi bütün yönleriyle buna dair bizim asli vazifemizi yapma, milletimize olan borcumuzu millet teşkilatı olarak yerine getirme ve insanımızın dini duygularını sahih bilgilerle besleme ve insanımızın evladını, çoluğunu, çocuğunu vatanına bağlı, dinine bağlı, sadakatle devletine bağlanmış, bayrağına, ezanına sahip çıkmış milli bir şuur içerisinde yetiştirmek. Ne kadar güzel. Aslında yaz Kur'an kursları, affedersiniz, belki zaman dilimi olarak çok kısa görülüyor olabilir. Ama emin olun ki o bu sene 8 haftalık bir program uygulayacağız. Evet. 2 aylık bir program gerçekleştirilmiş olacak. Bu 2 aylık vereceğimiz yaz Kur'an kursundaki dini eğitim, az önce siz de ifade ettiniz, belki bir ömür boyu o hatıralarla, o edindiği bilgiyle, o edindiği terbiyeyle, camide gördüğü efendim abdestin nasıl alındığı, abdestle niyetin nasıl yapıldığı, abdestten sonra namazın nasıl, hangi vakitlerde kaç rekat kılındığı,
biliyorsunuz çocuklukta öğrenilen adeta mermere kazınmış yazı gibidir. İnsan zihninde bu kadar kalıcı bir iz bırakır. Bu sebeple yaz Kur'an kurslarımızda bir defa kulun, yavrumuzun, çocuğumuzun mabediyle buluşması, mabedini bir görmesi, evet, cami ile tanışması, camideki görevlimizle, din gönüllüsü kardeşimizle buluşması, din görevlisi kardeşimizin sıcak temasıyla, tebessümüyle, sevgi dolu yüreğiyle tanışmış olması, din görevlimizin bu sıcaklığının, bu tebessümünün çocuğumuza aynı zamanda dinini sevdirme etkisini oluşturmuş olması bir ömür boyu mutlaka zihinlerde iz bırakan, evet, kalıcı etkiler bırakmaktadır. O etkilerden biri de az önce de belirttiniz. Bu sene belirlenen şiar camide çocuk sesi vatanımın neşesi anlayışıyla dini eğitimin yanında, dini bilginin yanında aynı zamanda üstü kapalı olarak subliminal diyorlar. Vatan sevgisi imandandır. Anlayışını da bir şekilde çocuklara empoze edeceksiniz ki bu son derece tabii, önemli şimdi bir giriş. Bakın bizim yaz Kur'an kursları programımız, çocuklar yaz Kur'an kursuna gelsinler, yaz Kur'an kursunda Kur'an-ı Kerim okumasını öğrensinler, duaları öğrensinler yeter demiyoruz. Evet. Program sadece bundan ibaret değil. Bakın sağ olsun Dini Yayınlar Genel Müdürlüğümüze hazırlamış olduğumuz programlarımızı, müfredatımızı, içeriklerimizi gönderdik. Bize bu kitapları bastılar. Evet. Şimdi burada şu gördüğünüz kitap okul öncesi diyebileceğimiz erken yaş dönemi din eğitimini kapsayan özellikle 4-6 yaş Kur'an kurslarındaki 7 yaş altı çocuklarımıza hitap eden etkinlik kitapları. Şurada efendim yine yaz Kur'an kurslarımızda çocuklarımıza dağıttığımız Dinimi Öğreniyorum, evet, kitabı. Efendim burada etkinlik kitabımız, 7 yaş üstündeki çocuklarımız için etkinlik kitabı. Belki 18 yaşın üzerinde gelecekler var, onlar için Dinim İslam kitabı. Öbür tarafta yine bakınız Elifba kitabı. Bütün bunlar yaz Kur'an kurslarımızı bir taraftan müfredat olarak zenginleştirirken bir taraftan da her yılki o konseptimize, temamımıza uygun etkinlik kitaplarıyla kurslarımızı adeta bütünleştirmiş oluyoruz. Bunlar kursa katılan her öğrenci için veriliyor. Elhamdülillah. Bunlar her yıl yine devletimizin imkanlarıyla sağlanmaktadır. Ve bütün çocuklarımıza bu yıl 2 milyon adet, evet, Dini Yayınlar Genel Müdürlüğümüz bastı. Ve bütün müftülüklere, il ve ilçe müftülüklerimize gönderildi elhamdülillah. Ücretsiz olarak mı? Ücretsiz olarak gönderildi. Önceki yıllardan da verilmiş kitaplarla birlikte her yıl çünkü gönderiliyor. Bu yıl yaz Kur'an kurslarımızda misafir edeceğimiz bütün çocuklarımızda bu kitaplar ellerinde olmuş olacak. Peki, müfredatı az sonra detaylı bir şekilde konuşacağız. Kurslara katılım şartı var mıdır hocam? Kurslara katılım şartını şöyle izah edeyim. Bizim yine yaşadığımız acı tecrübelerden birisi 28 Şubat süreciydi. Evet. 28 Şubat sürecinde kesintisiz 8 yıllık eğitim yaz Kur'an kurslarına önemli bir engel oluşturmuştu. Neydi o engel? Kesintisiz 8 yıllık eğitim sebebiyle ilkokul 5. sınıfını tamamlamadan bir çocuğumuz yaz Kur'an kursuna gitmek istese bile alamıyorduk. Evet. Engel vardı. Bir anne baba, bir veli, ya ben çocuğumu göndereyim camiye erken yaşlarda, dualarını öğrensin, dininin değerleriyle tanışsın istese dahi bu çok mümkün olmuyordu. Evet. Engel teşkil vardı ortada. 8 yıllık eğitimini tamamlamadan da, yani bir çocuk 16-17 yaşına girecek, 8 yıllık eğitimini tamamlayacak. Ondan sonra biz bu yavrumuza gelip Kur'an kurslarında hafızlık eğitimi vereceğiz. Eğitimin doğasına aykırı bir durum. İnsan hafızasına, zihnine aykırı bir durum. Ama çok şükür 2011 yılı itibariyle Diyanet İşleri Başkanlığımızın eğitim hizmetinin önündeki bu en büyük engel kaldırılmış oldu. Evet. Şu anda bizim bakınız 4-6 yaşından başlıyoruz.
60-70 yaşına varıncaya kadar isteyen bütün vatandaşlarımıza, isteyen bütün anne babaların evlatlarına dini eğitimi verebiliyoruz. Evet. 4 yaşından 40 yaşına, 6 yaşından 60 yaşına, 70 yaşına varıncaya kadar Mevla'ya hamdolsun bugün Kur'an kurslarımızda bizim öğrenci profilimiz var. Ne kadar güzel. Ve bu eğitim faaliyeti bu şekilde devam ediyor. Dolayısıyla bu anlamda herhangi bir yaş sınırı bulunmamaktadır. Yeter ki ben buradan bütün velilerimize özellikle istirham ediyorum. Bütün Kur'an kursu öğreticilerimiz ve cami görevlilerimize, din görevlisi, din gönüllüsü kardeşlerimden istirham ediyorum. Müftülüklerimiz, il müftülerimiz, ilçe müftülerimiz, vaizlerimiz her birinden bulundukları çevrede, mahalde biz camide bekleyelim, çocuk gelsin diye beklemeden teşvik edici olalım. Bizim üzerimizdeki en önemli mesuliyetlerden birisi budur. Çocuklarımıza dinimizin değerlerini aktaralım. Bu sebeple inşallah isteyen kardeşlerimiz için camilerimiz ardına kadar açıktır. Tüm pazartesi, camilerde mi? Bütün camilerimizde. Geçtiğimiz yıl raporlarımız çünkü sonuçlanmış durumda. 76 bin noktada. 76 bin, 60 bin cami, 16 bin Kur'an kursumuzda. Dolayısıyla toplamda 76 bin, 77 bine varan noktada yaz Kur'an kursu faaliyetimiz sürdürüldü. Bu 76 bin noktada 114 bin kardeşimiz görev aldı ve 2 milyon 800 bin öğrencimize yaz kursu verildi elhamdülillah. Fakat şöyle bir durum var. Bizim muhatap kitlemize baktığımız zaman, özellikle 6 ve 16 yaş grubuna baktığımız zaman burada takriben 18 milyonluk bir potansiyel var. İnşallah bu yılki hedefimiz biraz daha geçen yılki oranı katlamak, daha çok öğrencimiz, daha çok yavrumuzu diniyle, dininin değerleriyle, dininin sembolleriyle buluşturmaktır. Evet. Şimdi çok önemli bir faaliyet yürütülecek. Dediğimiz gibi 25 Haziran'dan itibaren 2 ay sürecek eğitim programında. Neler gösterilecek? Bir öğrenci kursa geldiğinde nasıl bir müfredatla karşılaşacak? Yaş yaş ayrılıyor galiba. Az önce de ayrılıyor. Sizin belirttiğiniz kitapları göz önünde bulundurduğumuz zaman. Neler yapılacak, şimdi neler verilecek? 25 efendim? Haziran'da başlayacağız. 17 Ağustos'a kadar bu eğitim etkinliğimiz devam edecek. Evet. Gerçi bir eğitim etkinliği ya da bir eğitim faaliyeti olmanın ötesinde bizim yaz Kur'an kurslarımızı doğrusu biz başkanlık olarak bir ibadet dilimi olarak görüyoruz. Evet. Bir ibadet dilimi. Şimdi çocuğumuz geldi camimize. Camilerimiz hazır. O görevli kardeşlerimiz bir kere sıcak bir yüzle, mütebessim bir çehreyle çocuklarımızı karşılıyorlar. O çok önemli değil mi? Yani din görevlisinin çocuklara olan yaklaşımı, çocuklara nasıl karşılayacağı, nasıl karşılayacağı gerçekten çok önem arz ediyor. Elhamdülillah o noktada eski eğitim anlayışlarından bayağı bir çok şükür uzaklaştık, evet, yani. O istenmeyen, abuz çehreli, itici üsluba sahip bir görevlimiz yok hamdolsun. Çünkü bizim hizmet içi eğitim faaliyetlerimiz de çok yoğun bir biçimde devam ediyor. Artık zaten dinimizin de esasında özünde o vardır. Gönülleri fethetmek gerekir. Evet. Gönüller kaba sert üslupla fethetme şansına sahip değilsiniz. Hele ki bu çocuk oldu mu daha da önemli. Febime rahmetin minallahi linte lehum ve lev künte fazzan galizel kalbi len fazzu min havlik buyuruyor Rabbimiz. Müslümanın şahsiyeti budur. Hele hele din adamının, dine hizmet eden kimselerin, dini mübini İslam'a hizmet etmiş hademe-i hayratın her birinin örneği Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam'dır. Peygamber Efendimiz insanlara nasıl davranmış? Evet. Efendim Peygamber Efendimiz ilim halkasında bulunan ashab-ı kiramla nasıl bir iletişim içerisindeymiş? Bu formasyon bütün görevlilerimize veriliyor. Zaten artık modern çağın insanına da, modern çağın çocuğuna da o eski benimsenmeyen üsluplarla bir şey verme şansına sahip değilsiniz.
sevdirerek yapmak durumundayız. Bizim ana ilkelerimizden birisi budur. Ana şiarlarımızdan birisi budur. Hafızlık eğitiminde de bu böyledir. İhtiyaç uyandırarak, sevdirerek ve severek yaklaşım. Yani aksi takdirde şekilde... siz Kur'an-ı Kerim'i okumasını öğretmişsiniz. Evet. Dini bilgileri boca edip vermişsiniz. Sevmeden, istemeden bunlar yapılmışsa bir kıymet harbiyesi olmaz. Evet. O sebeple hamdolsun hem müftülüklerimiz hem din gönüllüsü, din görevlisi kardeşlerimiz o manada çok mesafe kat ettiler. Dolayısıyla bütün çocuklarımızla nasıl bir iletişim içerisinde olacaklar, bunlarla ilgili her türlü yetkinliğe ve hizmet içi eğitim etkinliğine katıldılar evet. Bu kardeşler. Siz de belirttiniz, önceki gün Sayın Başkan da ifade etti. Peygamber Efendimizin bir şekilde çocuklara davranışını örnek alarak siz de çocuklara davranın şeklinde bir uyarısı da vardı. Yani çocuklar dini bilgiyi alırken aynı zamanda teşbihte hata olmasın. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir şekilde kişiliğini de görmüş olacaklar eğer din Şimdi görevlisi yaz, o şekilde yaz Kur'an davranacak. Kurslarının esprisi odur. Evet. Yaz Kur'an kurslarında bilgi ezberletme yoktur. Bakınız biz her birimiz İşte çocukluğumuzda camiye, cemaate gidip gelirken babamızla, dedemizle camide, cemaatle birlikte namaz kılarken öğrendik. Efendim akşam namazından sonra Hüvallahüllezî okumayı, yatsı namazından sonra Bismillah, Amener Resulü'yü efendim okumayı, Fatiha-i Şerife'yi, bütün bunları oradaki cemaatin içerisinde bulunarak o iletişimle, o etkileşimle öğrendik. Şimdi yaz Kur'an kurslarında da buna dair bir ortam öğrenmesi de aslında gerçekleşmiş oluyor. Kendi akran gruplarıyla, kendi arkadaşlarıyla birlikte sık boğaz etmeden, serbest bir ortamda, serbest bir hava içerisinde ve sıkılmadan, isteyerek, severek çocuklarımızın katıldığı bir eğitim etkinliği olacaktır evet. Yaz Kur'an kurslarımız. Programlarımızın içerisinde evet elifba var. Kur'an-ı Kerim okunması, öğretilmesi var, namaz duaları var, namaz sureleri var, o kısa sureler var, ibadetlerle ilgili bir takım temel bilgiler var. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatından örneklemler var, bir takım hayat hikayeleri var, sahabe-i kiramın hayatından örnekler var. Kendi kahramanlarımızdan bir takım etkinlikler içerisinde de bunlar görülecek. Dolayısıyla böyle çok renkli bir eğitim programı, eğitim müfredatıyla karşılaşacak çocuklarımız. Şimdi, zaten günde 3 saatlik bir evet. program icra edilecek. Ama biz şunu da istiyoruz. Öğleyin, öğle vaktinde namazı da cemaatle birlikte, camide çocuklarımız o cemaatle birlikte namaz uygulamasına da katılsınlar. İmamlarımız, din görevlisi kardeşlerimiz bunu da sağlasınlar, teşvik etsinler istiyoruz. Dolayısıyla o havayı, camiyi, cemaati, cemaatle namazı çocuklarımız sahih ellerden, sahih kaynaklardan edinsin istiyoruz. Aksi takdirde yine sloganımıza gelelim. Camide çocuk sesi, vatanımın neşesi. Evet. Camilerde çocuklarımızın sesi yankılacak, yankılanacak. Camilerde çocuklarımız dini eğitimle etkileşim içerisinde bulunacaklar ki cami dışında farklı bir takım yapılarla ya da ne ödüğü belli olmayan bir takım belki de çok art niyetli tuzaklara da düşmeden tamamen Diyanet İşleri Başkanlığımızın güvencesi altında resmi görevlilerimizin, eğitilmiş görevlilerimizin rehberliğinde evet. doğru düzgün bir dini eğitim, dini terbiye evet. alsınlar istiyoruz. Şimdi sohbetimiz sırasında siz kurslarla ilgili bilgiler verirken yönetmenimiz Alparslan Bey de bir şekilde geçen yıllarki yaz Kur'an kursunda çekilen görüntüleri de izleyenlerimizle paylaşıyor. Sadece dini bilginin yanında bir takım sosyal aktiviteler de yürütülüyor. Aktiviteler var, oyunlar oynuyorlar. Evet, sonuçta eğitim verdiğiniz kişiler tabii. Birer çocuk. Çocuk da oyunları sever. Bu noktada bilgi verir zaten misiniz efendim? Oyun, çocuğun eğitimi oyundur aslında. Evet.
çocuğu siz oyunla eğitirsiniz ve çözersiniz. Oyunla yönlendirirsiniz. Etkinlik kitaplarımızda onlar var. Caminin içerisinde bütün cemaatimize de ben vatandaşlarımıza da yetişkin cemaatimize de buradan seslenmek istiyorum. Çocuklarımızın camideki sesinden lütfen rahatsız olmayınız. Çocuklarımızın camilerin içerisinde birbirleriyle oynamalarından, cami içerisinde birbirleriyle bir takım cami adabını da aşmayacak şekilde evet. mutlaka herhangi bir grup çalışması yapmalarından rahatsız olmamalılar. Cami ile çocuğumuzu barışık tutmak durumundayız. Kaldı ki cami dışında da hocalarımızın rehberliğinde çok farklı etkinlikler gerçekleştiriliyor. Piknik programları yapılıyor. Efendim futbol, basketbol, voleybol, tenis uygulamaları. Çünkü bizim Gençlik Spor Bakanlığı ile yaptığımız protokolümüz var. Yüzmeye mesela götürülüyor çocuklarımız. Bazı müftülüklerimizin belediyelerle anlaşmaları var. Badminton kulübüyle protokolümüz var aynı şekilde. Dolayısıyla çok sosyal bir, aynı zamanda çocuğumuz bir taraftan din eğitimini görürken yaz Kur'an kursu etkinliği içerisinde aynı zamanda sosyal bir kişiliğe de sahip oluyor. Evet. Bir şahsiyet kazanmaya da başlamış yaz okulu oluyor. Niteliği de belki de kazandırılmış oluyor bu kurslara. Efendim son dakikalara girdik sizinle olan sohbetimize. Sayın Başkan'ın önemli bir sözü vardı. Şimdi hep Sayın Diyanet İşleri Başkanımızdan örnek veriyoruz. Çünkü o da eğitim kökenli bir Diyanet İşleri Başkanı olduğu için özellikle önem veriyor yaz Kur'an kurslarına ve öğrencilerin, eğitim gören çocukların daha sonraki dönemlerde de, yani o 2 aylık sürecin sonunda da bu hoca efendilerle, eğitim veren hoca efendilerle iletişiminin kesilmemesi gerektiğini belirtti. Bu nasıl olacak? Nasıl bir yöntem izlenecek bu noktada? Şimdi biz bunu biraz daha sistemli hale getirmek için bir çalışma içerisindeyiz. Evet. Yaz Kur'an kurslarından sonra biz başkanlık olarak imkan sunalım. Gelen yavrularımızla, çocuklarımızla hafta sonları da meşgul olalım istiyoruz. Bu sebeple cumartesi, pazar günleri de camilerde özellikle din eğitimi verilebilecek şekilde bir çalışmayı başlatmış durumdayız. Evet. İnşallah bunu sonuçlandırdığımız zaman hafta sonlarında da yaz Kur'an kurslarındaki o enerji devam etmiş olacak. Dolayısıyla camiyle irtibatı kopmamış olacak. Ne kadar güzel. Hocamızla irtibatı kopmamış olacak. Böylelikle aslında çocuğumuzun güzel ahlaklı, hedefimiz budur zaten. Evet. İslam'ın varlık sebeplerinden birisi budur. Güzel ahlak sahibi insan sayımızı artırmamız gerekiyor. Ve inneke le ala hulukin azim buyuruyor Rabbimiz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakını çocuklarımıza bir taraftan tanıtmamız, bir taraftan da kendi örnekliğimizle beraber. Çünkü çocuklar daha çok örnek alarak, modelleme yaparak hayatlarına bir anlam kazandırıyorlar. İnşallah böyle bir çalışmanın içerisindeyiz. Peki. Hafta sonlarında da zaten hafta içi bir engel yok, açık kapalı bir durum yok ama hafta sonlarında da planlı, programlı yaz Kur'an kurslarının devamı niteliğinde olabilecek bir çalışma içerisindeyiz. Evet. Sayın Başkanımızın da inşallah hem direktifleri hem de yönlendirmeleriyle beraber kısa sürede bunu sonuçlandıracağımızı ümit ediyoruz. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldınız. Ben çok teşekkür ederim. 25 Haziran yaz Kur'an kursları döneminin başlaması öncesinde vermiş olduğunuz bilgiler son derece önemliydi. Çok teşekkür ederim. Ben son söz olarak şunu çok kısa olarak alalım efendim. Buyurun. Bütün tekrar söylüyorum. Bütün anne babalara sesleniyorum. Ne olur yaz Kur'an kursları döneminde çocuklarımızın camilere yönlendirilmesine bigane kalmayalım. Onları teşvik edelim. Bütün görev alacak kardeşlerimize sesleniyorum. İl müftülerimize, ilçe müftülerimize şimdiden takipleri ve rehberlikleri için teşekkür ediyorum. İnşallah canlı bir şöyle hem canlı hem heyecanlı
coşkulu bir yaz Kur'an kursu dönemi geçirelim istiyoruz. Evet. Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sayın Kadir Dinç, çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.